A Haber ekibi COVID-19 servisinde çalışan bir sağlık personelinin mesaisine tanıklık etti. İşte fedakar bir personelin günlüğü. Biz sevdiklerimizden ayrı kalıyoruz. Yeter ki siz de evlerinizde kalın. O fedakar sağlık çalışanlarından sadece biri. Ben bu durumu severek, isteyerek, bir an olsun tereddüt etmeden kabul ettim. Çünkü biz insan sağlığı için uğraşıyoruz. A Haber ekibi 43 yaşındaki sağlık çalışanı Mustafa Yüksel'in mesaisine tanık oldu. Bir günde yaşadıklarını ekranlara taşıdı. 43 yaşındaki sağlık çalışanı Mustafa Yüksel ailesinden ayrı bir şekilde vakıf yurtlarında kalıyor ve her sabah yurttan kalkıp hastaneye gidiyor. Özellikle hastanenin yakınlarında bulunan vakıf yurtları sağlık çalışanları için kapılarını açmıştı. Mustafa Yüksel de yurttan çıktıktan sonra yakın olan hastanesine yürüyerek gidiyor. Sağlık çalışanlarının her anı fedakarlık. Sağlık ekipleri hastaneye geldikten sonra işte bu odada özel kıyafetleri giyiyorlar ve sonrasında koronavirüsü tespit edilen hastaların bulunduğu kliniğe geçiyorlar. Tabii hastaneye geldikten sonra özel kıyafetleri giymek bir hayli meşakkatli. Tabii özel kıyafetleri giydikten sonra da 6 saat boyunca yoğun bakım ünitesinde kalıyorlar ve bu süre içerisinde içeriden hiç çıkmıyorlar. Bizim vatandaşlarımız da sevdiklerinin acısını yaşamak istemiyorlarsa, başkalarının acılarına sebep olmak istemiyorlarsa dikkat etmeleri lazım. Mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları lazım. Sağlık çalışanları için en büyük zorluksa ailelerinden uzak kalmak. Mustafa Yüksel tabii evine gitmediği için yurtta kalıyor ve bu süre içerisinde çocuklarını dahi görmüyor. 300 çocukları var ve onlarla telefonla görüntülü konuşuyor. Bir öğrenci yurduna yerleştirildim. Orada kalıyorum. Hiçbir şekilde ailemle temas kurmuyorum. Sadece telefonla görüşebiliyorum. Sevdiklerim uzaktan da olsa ancak öyle sevebiliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu işin en acı yanı sizden uzak kalmak. Bir an önce bu beladan kurtulmak için aşkla şevkle hep beraber ekip olarak çalışıyoruz.